Şöyle siz gelmeden son rakamları ben şöyle hızlıca zaten paylaştım Mert Bey. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı zaten vardı. Ve politika faizi 500 bas puanlık artışla %35'e çekildi. Güne baktığımızda BIST endeksi zaten 0,58'lik yukarı yönlü bir hareketle 7706 endeks değerinden kapanışı zaten gerçekleştirmiş oldu. Şöyle başlayalım isterseniz. Siz dünkü Merkez Bankası faiz kararını nasıl değerlendirdiniz? Bundan sonrası için Merkez Bankası'nın yol haritası nasıl olur? Nasıl beklentiniz var diye sorup sözü size bırakayım hızlıca. Valla benim beklediğim gibi oldu. Daha doğrusu piyasanın da beklediği gibi oldu. Aslına bakılırsa Eylül toplantısının ardından herkesin beklentisi burada da yani bu toplantıları bir 500 puanlık faiz artışıydı. Bir saniye. Arkadaşların birinden çok güzel bir uyarı geldi. Ben kenara çekeyim. Mustafa Kemal'i görelim daha iyi. Şahane oldu. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Sayın Bakan'ın iki tane açıklaması var. Bunlardan bir tanesi para politikası anlaşılandan görülenden daha sıkı demesi. Bir diğeri de bu atılan adımları para politikasındaki sıkılaşmanın meyvelerini almamız biraz zaman alacak ifadesi. Böyle olunca ya bir dakika acaba 250-300 puanla sınırlanır mı bu diye düşünürken tekrar bir İsrail-Hamas gerginliği, jeopolitik risklerdeki yükselme ve 500 puan bekleniyordu. Açıkçası şunu söyleyeyim. Gazete Pencere'ye yazdığım yazıda da söyledim. Bugünkü bir başka yayında da söyledim. Yani ne alakası var ya diyenler olabilir ama bu köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zammın hemen akabinde geri alınmasından sonrasında acaba bir görüş ayrılığı mı oluyor ekonomi yönetiminde? Merkez Bankası farklı bir sürpriz yapar mı diye içime bir kurt düşmedi, bir endişeye kapılmadım desem de yalan olur. Ama doğru adım attı Merkez Bankası. Zor bir karara imza attı. Tebrik ederim. Ben zaten yıl sonunda 40'larda oluşmuş bir politika faizi bekliyordum. Dolayısıyla iki toplantı kaldı. Kuvvetle muhtemelen mesajda da sanki adımların bir miktar küçüleceğine ilişkin şeyler var, emareler var. Zannediyorum 250'şer puanlık iki faiz artışıyla 40'a getirip ya da bir tek adımda 40'a getirip orada bırakacak Merkez Bankası. Peki. Şöyle bu Merkez Bankası'nın zaten hani karar metninde vardı, sadeleşme adımlarının piyasaya yansımaları nasıl olur? Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün alınan bir takım kararlar var. Sen de görmüşsündür mutlaka. Arkadaşlarımız da biliyorlardır. Daha makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde Sayın Bakan'ın da açıklamaları var. Kredi kullanımının biraz daha kolaylaştırılması, özellikle üretim ve istihdam açısından yani enflasyon baskı yaratmayacak hani o seçici selektif kredi mekanizması dediğimiz şey onu biraz daha şey yapacaktı. Ne derler ona? Ön plana çıkartacaklar herhalde. İşte zaten kur korumalı mevduattan bir çıkış planı var. Orada da ufak tefek şeyler var. Hala 3 trilyon liranın üzerinde ama en azından düzenli olarak haftalık bir çıkış söz konusu oldu. Tabii bugün atılan bu adımların kısa vadede olmasa da önümüzdeki dönemde yani çok da uzun olmayan bir dönemde tekrar TL mevduat faizlerinde bir miktar yukarı yönlü bir baskı yaratması söz konusu olabilir. Yani daha yüksek mevduat faizleri görebiliriz. İşte bu tahvil tutma yükümlülüğünün, zorunluluğunun ortadan kaldırılmış olması belki banka kârlarına önümüzdeki dönemde olumlu yansıyabilir. Ama tüm bu konuştuklarım şey aslında şeyde arada karambole gidiyor. Her şey geliyor. İsrail ile Hamas arasında yaşanan gerginliğe ve onun sonuçlarına ve onun piyasalardaki fiyatlamasına dayanıyor tekrar. Evet. Bugünkü peki yani satışların hafta sonu riskinin alınmaması kaynaklı mıydı ya da borsa tarafından satış baskısının devam edeceğini düşünüyor musunuz bu gerginlik dolayısıyla? Şimdi Sedacığım, bence geçen hafta Cuma günü yaşanan da bugünkü seansın son dakikalarını dışarıda bırakırsak yaşanan düşüşü de satış baskısında şey yapmak lazım, doğal karşılamak lazım. Çünkü bir kere artık moraller bozuldu, keyifler kaçtı. Senin de söylediğin gibi hafta sonu riski gündeme geldi tekrar. Yani ne olup ne biteceği şey değil. Ne derler kimse kestiremiyor. Bir kara operasyonu söz konusu olur mu? Allah korusun başka ülke ya da ülkeler bu işin içine girer mi? Bir bölgesel çatışma döner mi? Endişeleri nedeniyle kimse geçen hafta da böyle oldu. Hafta sonu riskini almak istemiyor. Ama
Seansın sonuna doğru El Cezire kaynaklı bir haber düştü. O haber de şu, işte Filistin ile Hamas arasında Katar'ın arabuluculuğu ile hem ateşkes için hem de rehine şey için ne derler, takası için görüşme yapılacağına yönelik bir haber piyasayı bir anda eksiden artıya çevirdi. Yanlış hatırlamıyorsam %1'e yakında bir artıya kadar geldi piyasa. Ama oradan tekrar satışların geldiğini gördük. Çünkü şöyle bir şey var. Bu bir haber kaynağı netice itibariyle. Umarım da doğrudur. Ama bir anda bir tarafın vazgeçmesi ya da bunu yalanlaması riskini tekrar almak istemeyen yatırımcıların olduğunu gördük. Yine bir başka haber kaynağından da İsrail'in böyle bir şeyi kabul etmediğine yönelik bir başka şey geldi. Şimdi netice itibariyle şunu söyleyeyim. Ortada bir savaş hali var ve dolayısıyla net bir yön tayin etmek kimsenin harcı değil. Yani gelebilecek iyi haber akışı burayı borsaları daha doğrusu riskli varlıkları hızlıca yukarı taşıyabileceği gibi çatışmanın daha derinleşeceği, devam edeceği, daha kötü haber akışı fiyatlar üzerindeki baskıyı daha da hissettirebilir. Ben kendi açımdan hikayemi, stratejimi şöyle kurdum. 7.650 çok kritik bir eşikti benim için. Ki seninle yaptığımız yayınlarda da hep söylemiştim bunu. Yani burası 7.650-8.400 arasında gidecek gelecek bence diye. Beni burada şaşırtan ve hayal kırıklığına uğratan şey 7.650 desteğinin çok çabuk kırılmış olması. Onu söyleyeyim. Ama şimdi bir şeyin altını çizelim. Endeks 7.650'nin altında kalırsa satış baskısının devam etmesi bence kaçınılmaz. Ve teknik analizden biraz anlayan, bakan, ilgilenen arkadaşlar göreceklerdir ki endekste 7.000'in altı teknik analizde gözüküyor. Buradan bir şey de yapayım. Akşam saat 9'da sevgili Selçuk Gönençler var Mine ile yayında. Selçuk da görüşlerini anlatsın. Farklı farklı görüşleri teknik analiz açısından dinleyelim. Ama arada destekler var. 7.400 var. 7.150'ler var ama 6.850 bence grafiklerde gözüküyor. Ha, oraya gelir gelmez bilemem. İnşallah gelmez. Ama bunu bir cebe koyalım. Yani 7.650'nin altı hep senle de yayınları konuşmuştuk. Gerekçesi ne olursa olsun benim için başka bir senaryoydu. Şimdi bugün kapanış 7.650'nin altında ama pazartesi nasıl başlayacağız? Daha doğrusu hafta sonu nasıl geçireceğiz? Ve pazartesi nasıl başlayacağız? Bunu kestirmek güç. Burada ne zaman rahatlarım? Endeks 8.000 üstüne çıkar ve oraya oturursa. Üstüne yerleşir artık 8.000. O zaman rahatlarım açacağız. Peki bu aradaki 350 puanda ne yapacaksın? 7.650 8.000 arasında. Açık söyleyip hiçbir şey yapmayacağım. Yani mevcut pozisyonumu koruyacağım ve izleyeceğim. Çünkü hep anlattığım testere formasyonu gündeme geldi. Ve bu testere formasyonu her gün biraz daha can yakan, acıtan, daha fazla hani kan akıtan bir şeye geldi, hale geldi. Onun için dikkatli ve ihtiyatlı olmak lazım. Orta uzun vadeciler açısından hiç bu sorun yok. Buralardan alıcı olurum. Yani anlattığım stratejiyi bir daha söyleyeyim. Yani 7.650'nin altında orada 6.850'yi dip yapmak kaydıyla parçalı olarak alırım. Orta ve uzun vadeciysem. Ama kısa vadeciler için iş çok zorlaştı. Yani gün içinde muazzam bir volatilite var. Yani her düşene ya buradan bir ara destek var. Ay buradan çek bir tane yatay şey destek. Yok işte şu hareketli ortalamasına dedi. Buradan döner falan diye bakmak bugünlerde çok çalışmıyor. Dolayısıyla her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmemek lazım. Her yükselişi burası döndü artık, burası dip teyit edildi, yukarı döndü diye değerlendirmemek lazım. Tepki alımı da ne derler, değerlendirmek lazım. Dediğim gibi o 350 puanlık bandın içinde olmamak bence en doğrusu. Bu benim fikrim ya. Katılan olur, katılmayan olur ya da ne derler, tatbik eden olur, etmeyen olur. Ama bu arada dediğim gibi pozisyonu bozmam, pozisyonumu korurum ama bilgisayarı da kapatır, cep telefonumu kapatır giderim. Ama 7.650'nin altında kalırsa o satış baskısını kendim için uzun ve orta vadeye düşen bir yatırımcı olarak söyleyeyim. Bir
alım fırsatına çevirmeye çalışırım. 8.000 üstüne döndüğünde de dönüp tekrar bakarım. Yani daha rahatlamış haliyle bakar, böyle söyleyeyim. Peki. Son olarak daha önce de konuşmuştuk biz aslında yayınlarda ama yine böyle bir soru geldiği için TL mevduatlar hala borsaya bir alternatif mi, değerlendirilebilir mi diye bir soru gelmişti. Şimdi aslında TL mevduatlara geçtiğimiz haftaya kadar bir miktar gerileme var. Yaklaşık zirveden bir 3-4 puan falan aşağıya geldi. Dolayısıyla bu yatırımcı psikolojisi çok da normal. İnsanlar şey demeye başladılar. Ya abi işte yani şimdi 40'la veriyorduk parayı geçen hafta. Niye şimdi 36 ile vereyim ki gibi bir şey var. Ne derler? Şu enflasyon muhasebe sorusunu not eder misin? Çok Evet. kıymetli bir soru bu sefer. Onu bir konuşalım. Evet, onu tam not alıyordum. Şimdi elbette ki bir alternatif şu an itibariyle. Bu hikayeleri biraz şöyle okumak lazım Seda. Bundan bir sene evvel ne durumdaydık borsa faiz ilişkisi açısından? Bugün ne durumdayız? Çok hızlıca yükselmiş bir endeks ve iyi yükselmiş bir faiz ortamı var. Şimdi burada yatırımcı karını realize edip parasını risksiz getiriye mi çevirir yoksa burada kalır mı? Şimdi bu noktadan sonra tabii bu kadar darbe yemiş bir piyasada yatırımcının malını satıp da şeye geçmesini beklemem çok. Yani yatırımcıyı 30 yıldır tanıyan biri olarak söyleyeyim. Ama yeni para girişi için bu şey olabilir. Engel olabilir. Tabii şunu da unutmamak lazım. Buradaki en büyük tehlike enflasyon beklentileri bozulma devam ediyor. Bizi de sağ olsunlar dahil ettiler piyasa katılımcıları anketine. Biz de görüşlerimizi bildiriyoruz. Orada aylardır devam eden gerek yıl sonu için gerek 12 ay gerek 24 ay için enflasyon beklentileri bozulma devam ediyor. Yıl sonu için 68'lerde yaklaşık 12 ay sonrası için 45'lerde. Ve orta vadeli programda da önümüzdeki yıl sonu enflasyonu 33'lerde. Şimdi burası aşağı doğru dönerse insanların enflasyon beklentilerinde bir toparlanma, bir iyileşme söz konusu olursa ne ala. Öbür türlüsü piyasa daha fazlasını isteyecektir. Evet makas kapandı, doğru. Ama hala beklenen enflasyonla, yani orta vadeli program demiyorum, şeyle, ne derler ona, piyasa katılımcıları anketinde, oradaki enflasyon beklentisiyle mevcut faiz oranı arasında hala bir negatiflik var. Ama bu çok daha büyük bir şey görmüş. Eksi faizi görmüş, negatif faiz görmüş yatırımcı açısından daha cezbedici olabilir. Ama demin söylediğim gibi bir görmek lazım. Bu yeni düzenlemeler tekrar bir tur daha şey yapabilir. Ne derler? TL mevduat faizlerini bir miktar daha yukarı atabilir. Şu enflasyon muhasebesi konusu son derece önemli. Doğrusu da budur bu arada. Geçilmesi gerekir. Çünkü bir İllüzyon yaratıyor bu enflasyon her yerde, bilançolarda da. Bundan sonrası için bir kere daha sağlıklı, daha rafine verileri görmemiz, mali tabloları görmemiz açısından kıymetli. Sayın Bakan'ın söylediği 2024, 25 ve 26'da uygulanacak. Zaten 3 sene uygulanıyor. Sonrasında şuna bakacağız. Endeksteki hareketi kısa vade baskılayabilir. Ama İnanın ki doğrusu ve sağlıklı olanı bu. Şunu da söyleyeyim. Bu düzene geçilmesinden, yani enflasyon muhasebesine geçilmesinden pozitif etkilenecek şirketler olacak. Etkilenmeyecek, nötr kalacak şirketler olacak. Ve şey olacak, ne derler? Negatif etkilenecek şirketler olacak. Bunların çok iyi araştırılması lazım. Artık şu sektör iyi olacakmış diye o sektörde ne var ne yok, hani ekmek de böyle tavanın dibini de sıyırır gibi her şeyi almak doğru olmayacak. Lütfen, bizim de araştırma bölümümüz çalışıyor. Bütün aracı kurumların araştırma bölümleri gibi. Şu anda arkadaşlar biraz daha bilançoların içine gömüldüler. Bilançolar geliyor. Maalesef yazık da oluyor. Yine kötü bir gündeme denk geldi. İyi bilançolar da belki arada kaynayacak. Ama bu iş bittikten sonra bu enflasyon muhasebesine geçişin kimlere, nelere, hangi şirketlere, hangi sektörlere yarayacağı konusu önümüze konacak ve ondan sonrası için daha seçici hareket etme zorunluluğu ortaya çıkacak. Peki. Ağzınıza sağlık Mert Bey. Bunların dışında sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var tabii. Olmaz olur mu?
Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılı arkadaşlar. İnşallah 2 gün sonra 29 Ekim'de coşkuyla hep birlikte kutlayacağız. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle, özlemle anıyorum. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar bu 100 yıllık sürede bu cumhuriyetin gelişmesine, ilerlemesine hizmet eden herkese de teşekkür ederiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Onları da saygıyla, minnetle, kaybettiklerimizi rahmetle analım şehitlerimiz. Arkamızda Atatürk var, kalbimizde Atatürk var. Bir kere arkamızda Atatürk olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Eğer Evet. bugün bu ülkede bireyler olarak yaşıyorsak, bu yayınları yapabiliyorsak, kendimizi ifade edebiliyorsak, her türlü hakka sahipsek, özellikle kadınlarımız açısından da söyleyeyim. Bunların hepsi Mustafa Kemal'in ve Cumhuriyet'in eseri. Onun için Cumhuriyetimizi coşkuyla kutlayacağız elbette. Ama bu Cumhuriyeti kutlamak sadece 2 gün bayrak sallamak, 2 tane marş söylemekle olmuyor. Cumhuriyeti yaşayarak, anlayarak, anlatarak, çocuklarımızı bu yönde yetiştirerek ancak olabilir. Şunu unutmamamız lazım. Farklı siyasi görüşlerde olabiliriz. Farklı dünya görüşlerinde olabiliriz. Ama şunu net biçimde söyleyeyim. Bugün burnumuzun dibinde bunca cefa çekiliyorsa, bunca insan canını kaybediyorsa, zulme maruz kalıyorsa ve bugün bu ülke Orta Doğu bataklığında değil de laik bir cumhuriyet olarak farklı bir yerde konumlandıysa, bunun bir tek sebebi cumhuriyetle yönetiliyor olması, bunun da bir tek sebebi bu topraklara Allah'ın Mustafa Kemal'i nasip etmiş olması. Hepimizin bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bir daha çizeyim altını. Elbette coşkuyla kutlayacağız. Ama sadece bir gün değil. Bu ülkede böyle garip garip şeyler oluyor mesela. Bir gün öğretmenler günü, bir gün anneler günü, bir gün babalar günü, bir gün işte çalışan kadınlar günü, bir gün işte işçi günü. Bu işler bir günle kutlanacak şeyler değil. Cumhuriyet her anıyla yaşayacağımız, yaşatacağımız, büyüteceğimiz, iyileştireceğimiz şeyler olacaktır. Hiç de takılmayın, boş verin. Kimileri tarafından işte anılmıyor, işte resimlerde yer almıyor, posterlerde yer almıyor diye kalbimizde taşıdığımız Mustafa Kemal var bizim arkamızda. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Ağzınıza sağlık Mert Bey. Benim de. Yani Teşekkür gerçekten ederim. duygularıma tercüman oldunuz kelimenin tam anlamıyla. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet'in bir 100. yaşı hepimize tekrar kutlu ve mutlu olsun. Umarım gerçekten bunu hissederek, yaşayarak her gün yaşatırız da bizden sonraki nesillere de bunları aktarabiliriz diye umut ediyorum canı gönülden.